Sil baştan. Kan değil, sevgi bağı. 21. bölüm. Elif'i oturttuktan sonra sürücü koltuğuna geçen Yiğit oldukça keyifliydi. Bugün kendini gerçekten harika hissediyordu. Hiçbir sorunu yokmuş gibiydi sanki. Ameliyat bile tamamen çıkmıştı aklından. Keyifli arabayı kullanırken bunu ne kadar özlediğini fark etti. Aylardır direksiyona elini bile süremiyordu. Şimdi çok özlediği direksiyon ellerindeydi ve yanında da umudum dediği, hayatına anlam katan kız vardı. Bu gece onun için harika geçecekti. Bunu şimdiden hissediyordu. Geceyi geçirebilecekleri bara geldiklerinde Yiğit arabanın anahtarını valeye verdikten sonra sevgilisini koluna alarak giriş kapısına yöneldi. Daha gece için rezervasyon yapan arkadaşının ismini vermeden görevli yolu açıp onları içeri aldı. Hoş geldiniz Elif Hanım, buyurun. Teşekkür ederim. Yiğit Elif'in burada tanıdığını anlayınca şaşırdı. Açıkçası bunu beklemiyordu. Evet, Elif bir kulüpte şarkı söylüyordu ama onun barlarda gezdiğini pek düşünmüyordu. Burada tanınacağını düşünmemiştim. Ben her yerde tanınırım. Yiğit Elif'in kendini beğenmişliğine gülümseyerek karşılık verdi. Çok alçak gönüllüsün. İkili şakalaşarak barın içine doğru ilerlemeye devam ettiler. Öyleyimdir de bunun onunla alakası yok. Bar Selim'in arkadaşının ve eminim ki birazdan o da bizi karşılamaya gelir. Elif'in sözünü bitirmesini beklermiş gibi bir anda karşılarında Fırat belirdi. Gülümseyerek Elif'e doğru yaklaşan Fırat, genç kızı sarmaşık gibi sardı. Yiğit içindeki kıskançlığı bastırmak için zorlanmaya başladığında nihayet Fırat Elif'i bıraktı. Özledim seni kırmızı kafa, nerelerdesin sen? Hem nasıl oldu da sen yalnız başına buraya gelebildin bakayım? Yiğit kendisini yok sayan adama gıcık olmuştu. Ne demek yalnız başına? Kızı kolunda getirdiğini görmemiş miydi bu adam? Yalnız değil, benimle beraber. Yiğit'in kendini gösterme çabası Elif'in hoşuna gitmişti. Fırat da Selim'in bahsettiği sümsük herifin bu adam olduğunu anlamıştı. Fırat asla lafını esirgemeyen bir insandı ve incelikten maalesef pek nasibini almamıştı ve patavatsızlıkta asla rakibi yoktu. Ah evet, demek Selim'in bahsettiği o Elif Fırat'ın sümsük diyeceğini anlamış ve hemen öksürmeye başlamıştı. Mecburen cümlesi yarım kalan Fırat, Elif'in numara yaptığını anlamıştı. İçten içe gülse de belli etmemek için yanağının içini ısırdı. Elif'le uğraşmayı her zaman sevmişti. Ama abartırsa Selim'in gazabına uğrayacağını da biliyordu. Her ne kadar eğlencenin kralını bulmuş olsa da Elif'in keyfini bozmak istemediği için devamını getirmedi. Selim Fırat'ı arayıp Elif'in arkadaşlarıyla onun barına geleceğini söyleyince barın en güzel locasını ayırtmıştı. Rezervasyonu yapan kişinin adını bilmediği için onlarla beraber arkadaşların yanına kadar gitmesi gerekti. Yiğit etrafa göz gezdirip arkadaşlarını gördüğünde yanında Elif ve Fırat'la beraber yanlarına gitti. Arkadaşlarıyla selamlaşıp kendisini tanıtması için bekleyen Elif'in yanına gelip eliyle belini sarıp arkadaşlarına yöneldiğinde gözlerinin içi parlıyor, mutluluğu yüzünden okunuyordu. Evet beyler bayanlar, size dünyanın en harika sevgilisini tanıştırayım. Sevgilim Elif. Yiğit'in söylediği sözler herkesi şaşırtmıştı. Başta Elif ve Fırat olmak üzere. Yiğit'in arkadaşları ise Mecnun olmuş arkadaşlarını eğlenerek izliyorlardı. Hiçbiri hastalığını bilmediği için onun adına seviniyordu. Basına sızma tehlikesi yüzünden Yiğit'in hastalığını bilen kişi sayısı oldukça azdı. Bu Yiğit'in özel isteğiydi ve abisi de istediğini yapmıştı. Elif biraz utansa da Yiğit'in içini eriten gülümsemesiyle herkesi tek tek selamlamış ve tanışmıştı. Ufak tefek şakalar ve takılmaların ardından Yiğit uzak kalmak istemediği Elif'ini tekrar belinden sarıp kenarda onları izleyen Fırat'a döndü. Fırat Bey de buranın sahibi, aynı zamanda Elif'in abisinin arkadaşı.
Fırat Elif'ten farklı olarak sadece kısa bir baş selamı vermeyi tercih etti. Karakter olarak Selim'e benzeyen bir insandı ve gereksiz samimiyetten hoşlanmazdı. Hoş geldiniz. Sizin için özel bir loca hazırlatmıştım. Sakıncası yoksa sizi orada ağırlamayı tercih ederim. Fırat'ın teklifi üzerine Yiğit onay isteyen bakışlarla arkadaşlarına baktı. Zaten 5 kişi vardı ve hepsi de teklifi memnuniyetle karşıladı. Fırat'ın önderliğinde onlar için ayrılan locaya yerleştiler. Barın özel müşterilerine ait bir yer olduğu belliydi. Fırat onları yerleştirdikten sonra iyi eğlenceler dileyerek yanlarından ayrılacağı sırada Elif'e dönüp kulağına eğildi. Selim'den izin aldım. Bu gece bir şarkı borcum var bana. Zamanı gelince seni gelip alırım. Elif yüzünü buruşturdu. Bu gece sadece eğlenmeye gelmişti. Eğlendirmeye değil, ayrıca kendi kulüpleri haricinde bir yerde sahneye çıkmaktan da hoşlanmıyordu. Ama çaresiz kafasını sallayıp onay verdi. Bu süre boyunca onları izleyen Yiğit, yanına oturan Elif'e ne olduğunu sordu. Elif, Fırat'ın bir şarkı söylemesini istediğini söyleyince Yiğit'in de yüzü buruştu. Elif sahneye çıkarsa ilgi odağı olurdu. Ona yönelen bakışlar Yiğit'i deli ediyordu. Elinden gelse zaten onunla bir eve kapanmayı tercih ederdi. Tabii ki büyük ihtimalle Selim o evi Yiğit'in başına yıkardı. Elbette ki Elif'i içeriden çıkardıktan sonra. Yiğit bu saçma düşünceleri bir kenara bırakıp Elif'in arkadaşlarıyla kaynaşması için onun da dahil olacağı konular açarak muhabbeti koyulaştırdı. Yiğit'in arkadaşları samimi insanlardı. Hepsi aynı üniversiteden mezun olmuşlardı. Geçen yıllarda da bağları hiç kopmamıştı. 6 kişilik bir gruplardı ve hep beraber takılırlardı. Yiğit, Alper ve Zafer inşaat mühendisliği okurken Yasemin, Sema ve Feyza iç mimarlık okumuşlardı. Alper ve Yasemin üniversitenin ikinci yılından beri beraberlerdi ve bu grup bir nevi onlar sayesinde bir araya gelmişti. Artık evlenmeye karar veren çiftin kararını kutlamak için toplanmışlardı bu gece. Yiğit ilk defa yanında bir kızla gelmişti buluşmalarına çünkü kimse ciddi ilişki kurmadığı kimseyi buluşmalarına getirmezdi. Aradan bir saate yakın zaman geçmiş ve Elif Yiğit'in arkadaşlarıyla kaynaşmaya başlamıştı. Onlar da Elif'i hemen kabullenmiş ve samimiyet kurmuşlardı. Alper aralarında Yiğit'in hastalığını bilen tek insandı ve bunu Yasemin'le bile paylaşmamıştı. Yiğit ona durumu anlatmış ve Elif'e bir şey belli etmemesini rica etmişti. Alper onaylamasa da mecburen kabul etmişti. Bir süre sonra Fırat Elif'i sahneye çıkarmak için yanlarına gelmişti. Elif pek gönüllü olmasa da yapılan hizmet ve ilgiden dolayı bir denli kendini borçlu hissetmişti. Bu yüzden izin isteyerek masadan kalktı. Yiğit soran bakışlarla arkadaşlarının kendisini izlediğini görünce sadece beklemelerini söyledi. Çünkü Elif'in sahnedeki halini anlatacak bir kelime bilmiyordu. Ama gitmeden önce Elif'ten bir ricada bulunmuştu ve yerine getirmesini umuyordu. Elif sahneye çıktığında Yiğit'in arkadaşları küçük çaplı bir şok geçirdiler. Bunu beklemiyorlardı. Yiğit onlara Elif'ten fazla bahsetmemişti. Sadece hayatıma bir güneş doğdu diyerek kısa bir açıklama yapmıştı. Elif mikrofonu eline aldığında Yiğit'in ondan istediği şarkıyı söylemeye başladı. Şarkının nakarat kısmında Yiğit sessizce oturduğu yerden Elif'in gözlerinin içine bakarak ona eşlik ediyordu. Aynı şekilde Elif de sadece aradaki mesafeye rağmen Yiğit'e bakıyordu. Benim sana herkesten çok ihtiyacım var, anla. Bir ışık yak bu dipsiz kuyudan, beni kurtarsana. Kimsenin yeri dolmaz, herkes tek bu dünyada. Gel ne varsa razıyım, yeter ki yürüyelim yan yana. Şarkı bitip de Elif alkışlar eşliğinde sahneden indiğinde onu Fırat ve yanında Rüzgar karşıladı. Elif zaten Selim'in bu kadar kolay izin vermesinde
bir gariplik olduğunu düşünmüştü. Resmen sevgilisiyle sinemaya gitmek için kardeşi yanında ayraç olarak gönderilen ergenlere dönmüştü. Rüzgarın asıl gelme sebebi ise Selim'in evde aç kartallar gibi dolanmasına dayanamadığı içindi. Hem o da Selim kadar olmasa da Elif'i gözünün önünden ayırmayı fazla istemiyordu. Fırat'ı arayıp durumu sormuş ve kendisinin de geleceğini haber vermişti. Fırat onu kapıda karşılamış, yiğitlerin locasına gitmeden önce beraber sakin bir köşede Elif'i izlemişlerdi. Şarkı bitip sahneden ineceği zaman ikili onu karşılayıp tebrik etmişlerdi. Elif zoraki bir gülümsemeyle tebrikleri kabul edip Rüzgar'a döndü. Lütfen bana bakıcılık yapmak için gelmediğini söyle. Elif'in söylediğine kahkahalarla gülen Fırat, Rüzgar'ın ters bakışlarıyla kahkahasını durdurmaya çalıştı. Pek başarılı olamasa da. Rüzgar Elif'e dönüp onu kolunun altına aldı, saçlarına bir öpücük bıraktı. Sonra elini beline indirerek etrafa bakınmaya başladı. Sadece prensesimle eğlenmeye geldim. Şimdi hadi göster bakalım. Nerede senin sümsüğün, tiki tayfası? Rüzgar, bak gece uyurken o dilini keserim, bütün hayatım biter. Yani kapımı kilitlemeden uyumamalıyım, öyle mi? Of Rüzgar, ömrümü yediniz. Selim'le ikiniz var ya, sizin yüzünüzden erkenden yaşlanacağım. Bütün estetik masraflarımı da size ödeteceğim. Para sana feda olsun güzelim. Ben de artık gergin prenseslerim sana. Elif Rüzgar'ın vurdum duymazlığına sinir olsa da uzatmak istemedi. Rüzgar'ı Yiğit ve arkadaşlarının oturduğu masaya yönlendirirken isteklerini sıralamaya başlamıştı. En başta kızlara asılmak yok, Yiğit'e laf sokmak yok, utanç dolu anılar anlatmak yok. Ne gibi prensesim? Kayak yapan tavuk gibi. Tamam güzelim, sen emret. Rüzgar çok ciddiyim, sakın beni delirtecek bir şey yapma, hesabını çok kötü ödersin. Bu gece benim için önemli ve çok güzel geçiyor. Öyle devam etmesini sağla lütfen. Merak etme gerçekten, evde Selim'in gazabına uğramamak için dışarı çıktım. Fırat'ı görmeyeli de çok oldu biliyorsun. O yüzden buraya geldim. Biraz sizinle takılır, sonra Fırat'ın yanına geçerim. Anlaştık mı? Elif Rüzgar'a sıcacık bir gülümseme gönderip onu belinden sardı. Sarmaş dolaş bir şekilde özel locaya geldiklerinde Yiğit'in arkadaşlarının şaşkınlığı ikiye katlanmıştı. Elif gayet sıradan bir kız gibi dururken birden sahnede parlamış, ardından da ünlü bir şarkıcıyla sarmaş dolaş karşılarında duruyordu. Elif meraklı bakışları aydınlatmak için konuşmaya başladı. Ama en sevdiği kısmı buydu. Selim'i abisi olarak tanıttığında sorun olmuyordu çünkü soyadları aynıydı. Ama Rüzgar'ı tanıtırken bu durum biraz sıkıntı oluyordu. Yine de Rüzgar Elif'in abisiydi ve hep öyle tanıtacaktı. Sizi abim Rüzgar'la tanıştırayım arkadaşlar.